Yapma, 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 hayır. Yavrum sen. Kendisi 7 yıllık müşterimdi ve sürekli düzenli geliyordu ve saçlarını hep sarı yapıyorduk. Dostum gibiydi artık, aileden sayılırdı. Çok seviyorum kendisini. Onun sayesinde ben sonuçta çoluğum çocuğum rızkını kazandım. Aslında her zamanki gibi randevu alacak gibi aradığını düşündüm ben. Aslında aradı, evet randevu aldı ama saçını kestirmek için randevu aldı. Ve Ali dedi, sesi titreyerek, ben dedi ama saçımı bu sefer farklı kestireceğim dedi. Ne kadar az bir şey, uçlarından mı alacağız, medikal kesim mi yapacağız diye bir konuştuk böyle. Yok hayır dedi, komple dedi, saçlarımı kazıyacağız. Neden dedim. Sonrasında kendisi söylediği durumu, işte kanser olduğunu ve kemoterapi gördüğünü, saçlarında dökülme olduğunu. İlk seferinde bir ilk tedavi gördüğünde bile ciddi dökülme olduğunu söyledi. Ve bunu artık kazıtmak istiyorum mecburen, alışmam lazım bir an önce dedi, kestirmem lazım dedi. Ben de tamam dedim, yani olur keselim gel. Tabii üzüldüm ben de bu durumu öğrenince, şok oldum öncelikle çünkü hiç beklemiyordum. Ve randevusu oluşturduğumuzda gelmesini istediğinde de o gün tabii ki güleceğim, neşeli olacağım diye onun için zaten bir neşeli olma çalışma, neşeli olmak için uğraşıyordum. Enerji olmaya çalışıyordum ki belli etmeyeyim diye. Tamamını aslında bu şekilde randevusunu oluşturup geldi, gelmeye karar verdi. Kendisi geldiğinde, saçını kazıtmak istediğinde biz biliyorsunuz sosyal medya için çekimler yapıyoruz. Ve kendimiz için de bir sürekli çekimle uğraştığımız bir sektördeyiz. Kendisine ben hatıra olarak istersen kazıtmayı çekelim, bak iyileştiğinde, toparladığında işte biz bunu şey yapalım, sonrasında birleştirelim, uzamış halini çekelim, bir hatıra kalsın ama bizde kalsın mantığı vardı, oluşuyordu. Bu yüzden işte bizim çekim ekibi arkadaşımızla konuştuğumuzda dedik ki hani çekelim saçını, kesimini. Ama hani olay şu şekilde gelişti. Kendisinden izin aldık zaten. Tabii olur olur dedi. Hatıra olur, bize kalır, daha iyi olur mantığı oluştu. Saçını kesmeye başladığında o ilk duygusal hali, o ilk üzüntü hali doğal olarak beni çok etkilemişti. Çünkü dediğim gibi kendisini sevdiğim bir insan. Ve o yaptığım saçları, sarı saçları, o kazımaya başlamak makineyle beni derinden etkiledi. Ve ben de saçımı çok uzatmıştım. Bu sefer uzun süre çok hevesliydim uzatmaya ve iyi de uzatmıştım, topluyordum artık. Ama ya onun için değer diye düşündüm ve ona moral olsun diye, bu yolda yalnız değilsin, biz beraberiz demek için aldım ben de, başladım makineyle saçımı kazımaya. Saçımı kazıdığımda orada tabii kendisi bir duygusal bir an oluştu. Kendisi de beklemiyordu. Yapma lütfen demesi, sesini titremesi. Ben de orada biz bu yolda beraberiz, yapacağım deyip inatlı kazımaya devam ettim ve kazıdım. Saçını kazıdığımda da tabii sonrasında da çok duygusal anlar oldu. Yani güzelce sarıldık, ağladık. Sonra ben tamamıyla yan berbere gidip iyice temizlettim saçımı. Kendisinde de buradan ağlayarak mecburen gönderdik tabii ki. Ama sonrasında biz şöyle bir karar almaya karar verdik. Yani çekim ekibim arkadaşımla konuştum. Dedim ki yani aradım, biz sana dedim destek verelim. Yani bak bizim bir sosyal medyada da tanınmış şeyimiz var. Senin bana çevren geliyor, arkadaşların geliyor. Hepsi bunu görsün, bilsin.
Hayır duaları, şifa duaları alalım sana. Etrafındakiler yanında olsun. Sen burada sadece ben değil, etrafındakiler de yalnız hissetme. Çünkü sen pozitif, enerjik bir insansın. Etrafına enerji yayan bir insansın. Herkesin yanında olan bir insansın. Bu sefer de herkes senin yanında olsun mantığı oluşmuştu. Bu yüzden kalkıp da direkt şey yaptık. Sosyal medyada paylaşmak için kendisinden izin istedik. Ama burada tamamıyla burada aslında saç kesme sembolik bir olaydı. Bizim amacımız burada ona destek vermekti. Ve bunu zaten açıklamada da yazmıştık. Hani bu şekilde destek vereceğiz kendisine diye. Paylaştık sosyal medyada ama paylaştıktan sonra da hani bu videonun bu kadar tutulup bu noktalara gidebileceğini, bu kadar tanınabileceğini hiç tahmin edemedim tabii ki. Bizim tabii burada tek amacımız hani kendi çevremizden tanıyanlar görsün, destek olsun, onu bizim ortak tanıdıklarımız hep onun yanında olsun. Mantığımız buydu aslında. Edirne'den bir abimiz aradı mesela ağlayarak, abi işte seni takdir ediyoruz falan gibi. Genelde bir takdir etme, bir arama telefonları geldi çok fazla. Tabii ki çok fazla yorumlar da vardı. İyi yorumlar çok daha fazlaydı. Birkaç tane tabii bunu reklam amaçlı düşünenler de vardı. Ama tamamıyla amacımız öyle değildi. Zaten bunu biz defalarca belirttik. Nihal de bu durumdan zaten çok mutlu. Kendisiyle konuştuk. Aslında bugün burada olacaktı kendisi ama maalesef işte dün yine kemoterapi gördüğü için vücudu kolunu kaldıracak hali yoktu ve gelecek durumu da yoktu. Uzaktaydı. Kendisi de burada olsaydı zaten eminim aynı şekilde beni destekleyecekti bu konuda. Evet, benim iznim var, ben bu konuda mutluyum. Çünkü bizim amacımız zaten onun mutlu olmasıydı yani. Bunu paylaşma sebebimiz de oydu, destek verme sebebimiz de oydu, onun yanında olmaktı. Yani bu benim aslında yaptığım, dediğim gibi, bir sembolik bir şey. Yani bu saç önemli değil, uzar gider yani. Ama hani onun oradaki verdiği mutluluğu, o azimle o savaşı yenmesi, o kanserle mücadele edip o kanserin yenebilmesi, bu bizim için daha önemli bir şeydi. Burada biz sevgiyi, dostluğu, işte mücadeleyi, savaşmayı göstermek istedik aslında. Bütün amacımız buydu.